Peki buraya kadar tamamız. Bunun dışında şimdi ne yapalım? Onlara değineceğim. Bu resimleri kaydedelim ürünün içerisine. Tabii bunun için bir tane yeni bir tablo, veri tabanını oluşturacağım, tablosu. Product diye zaten tamam modelimiz var ama her product'ın birden çok resmi olabileceği için o resimleri tutan bir product picture klası oluşturacağım. Bunun içerisinde de işte int olarak id'si olsun. Hatta bunu int değil de guid de yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Guid. Dosyanın adını tutacağım arkadaşlar. Başka şeyleri de tutabilirsiniz. Yeterli şu an benim için. Bu bir product ile ilişkili. Her resmin bir product var, değil mi? Bir product ait. O zaman burada product ile ilişkili olacak. Şuradan modeli de kaldıralım. Tabi bu virtual. Lazy loading açılsın. Onun dışında şunu key yapayım. Şunun string length'ine 255 yapıp 255 bile çok da yani 50 S100 olsun hadi. O bile çok ya. Elim gitmiyor. Required yapıyorum. Zorunlu olsun bu da. Onun dışında bir şeye ihtiyacım var mı? Düşünelim. Product'ı buraya bağladığımıza göre o product'ın ID'si ile şöyle product direkt ID'sini de verebileceğimiz bir şey olsun. Property. Bu zaten null değil. Int nullable değil. O yüzden zorunlu. Bu da tamam. RG, Rize Giresun yapıp kullanılmayan using'leri kaldırdım. Var olanları sıralattım. Başka bir şey gerek kalmadı. Sanırım. Peki şimdi bir de product tarafından bakalım. Product tarafında da bir product kategorileri olduğu gibi bir de birden çok neyi var artık. List tipinde. Using'e ekleyelim. Product picture var. Ha, bir de unutmadan şuraya GUID yapmıştık. Bunun constructor'ında şimdi GUID biliyorsunuz otomatik eklenmez veri tabanı insert'lerde. O yüzden ID'nin bu üründen yani product picture'ın newlediğimiz zaman GUID.newGUID diyerek bir GUID oluşumunu sağlayalım otomatik. Peki product picture'ları da işledik. Güzel. Post anında buraya tek tek gelecekler. Her geldiğinde de biz şeyi biliyoruz. Siz söyleyin adını. Ürünü biliyoruz ID'sinden. Yakalayalım hemen product'ı. Yani yakalamamıza ihtiyaç da aslında var mı? Düşünelim mi? Aslında yok. Çünkü amacımız product picture o product'a işlemek zaten. Şöyle yapabiliriz direkt. Bana gelen product picture'ın içerisinde yani for işle dönelim. Birden çok gelebilir. Product picture'larda dön. Her bir product picture. Bu dosyayı ilk önce bir şeyin altına eklememiz lazım arkadaşlar. Yani bir dosyanın altına upload etmemiz lazım, kaydetmemiz lazım. Sonra da bu dosyayı veri tabanına adını yazacağız ki yani bak bu isimli dosya bu ürüne aittir dememiz gerekiyor. O zaman ben ne yapıyorum? Genelde bir klasör oluşturuyorum. Klasörün içine de upload diyorum. Upload ya da diyebilirsiniz. Ya da hiç oluşturmayalım. Daha güzelini yapayım. Web.conf'e gidelim. Bir tane add key upload path diyelim. Value'suna da şu şekilde virtual pet verelim. Hani projenin altındaki uploads şeklinde. Key'imiz bu. Bunu okuyacağız. Yani burayı ne ayarlarsanız otomatik o klasör oluşup onun içine upload etmeye başlayacak.
Dolayısıyla şunu yapacağız ilk başta, upload öncesinde. Git bir bak bakalım böyle bir klasör var mı? Öncelikle de string olarak upload pd bir okuyalım. Configuration system.configuration using'ine ekliyorum. Configuration manager nokta app settings'lerden bana adı bu olanı getir. Burada virtual pet'imiz geldi. Buna upload pet virtual diyelim. Full pet elde edelim. Upload full pet. O da server.mappet ile bunun içerisine virtual pet'inizi yazarsanız o size bunu sunucudaki git bu klasörün pet'ini tabi aynısını değil şunu vermem lazım. Evet. Sunucuda bu pet'i map ile bul. Hangi pet'i? İşte şu sanal pet'in gerçek adını bul. Yani yolunu bul. Bütün C2 nokta slash bilmem ne slash bilmem ne slash'ın altındaki işte diyecek. En sonunda da web config'deki şunu ekleyecek sonuna. Yani tam yolunu elde etmiş olacak. Tam yolu biliyorum. Şimdi bir bak bakalım. Directory if system.io'nun altında directory.exist var mı? Böyle bir klasör. System.io'yu kaldıralım. Ctrl nokta enter. Upload full path. Bu var mı? Yoksa directory nokta create directory full path. Yoksa klasörü oluştur. Böylece arkadaşlar klasörümüz otomatik oluşacak. Ardından artık buraya başlayabiliriz for işte upload etmeye. Dosyaları kaydetmeye aslında. Peki, burada da şunu yapacağız. File, ilk önce tabii ki her bir product için bir product picture oluşturalım. Product picture, bunu ben tamam neyse öyle olsun hadi bakalım. Eşittir new product picture dediğim anda arkadaşlar ID oluştu bir kere GUID ile. Yani bir GUID'i var artık bu resmin. Dosya adını bu GUID'i kullanarak yapacağım. Gelen dosyanın uzantısı değişebilir. Çünkü biz ne dedik? JPEG, PNG ya da JPG'yi al. Dolayısıyla isimleri farklı olabilir. Bir tane dosya da oluşturalım. File name diyeyim buna. Bunu da aslında bize şey veriyor. Product Pictures'ın içerisinde bu geliyor. Her bir dosyanın içinde var. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım. Bu product bir kere başına şöyle bir tırnakları açayım. Başına bir F ekle. Sonra buraya Product Picture nesnesinin içerisindeki ID'yi bir al. Hani bütün GUID'i buraya yaz. Sonra da uzantısını nokta şuraya ekleyeceğiz. O da dosyanın şuradan gelen dosya yani PP. PP'nin içerisinde Content Type var arkadaşlar. Buraya JPEG mi, PNG mi ne olduğu geliyor. Hatta onu da şöyle bakalım ne geliyor. Postbase content types. Yanlış yazmış olabilirim. Bunun içerisinde arkadaşlar örneğin JPEG ise nasıl geliyor onu göstereyim. Aslında bunu direkt projeyi çalıştırıp da yapabiliriz ama bir daha hani girmeyeyim dedim o işe. Şu şekilde hani bize slaşlı bir şekilde geliyor. Evet. Şöyle bakın. Mime type'lar var. Bunlar şöyle gelebiliyor bize. İşte text slash bilmem ne, image slash gif, image slash png diye geliyor. Yani jpegler image slash jpeg diye gelecek. Diğerleri png veya jpg diye gelecek. Yani şu sonda dosya uzantısı var aslında. O yüzden ben biliyorum ki şuraya şöyle yapalım. String extension pp'nin content type'ını al.
Bunu split et. Hangi karakterden? Şuraya şöyle yapayım ki görün. Şu karaktere göre split et. Parçala. Ve bunun 0-1 ikinci olan tarafını al. Bu uzantıdır. Extension'dır. O zaman buraya da git extension yaz. Böylece dosya adımız şu şekilde bir şeye dönüşecek. İşte F diyecek. Alt çizgi diyecek. Buraya bir GUID gelecek. Artık bir D, F, E bir şeyler. Böyle tire bilmem ne bilmem neler. Buraya geçiyorum. Nokta PNG olacak. Böylece eşsiz bir dosya adı oluşturmuş olacağız. Ki burada unutmayın ki buradaki GUID kısmı da aslında Prodan ID'si. Yani bir Prodan resimlerini klasörde ararken o GUID ifadesini aratırsanız dosya adında zaten o Prodan resimleri filtrelenecektir. Böylece klasörde o dosyanın resimlerini bulmak da sizin için kolay olacak. Çünkü Product ID'yi bilmeniz biz Prodan'ın ID'sini yazmadık buraya değil mi? Product Picture yazdık. Bu her defasında değişecek. İsterseniz sonuna başına böyle bir ek de getirebilirsiniz. O da olabilir. Yani şuraya Prodan ID'sini de yazdırın. Tire ID alt çizgi deyip geri kalan kısım. Evet. Böyle daha iyi oldu. Şurada Prodan ID'si var mesela. Böylece F tire bilmem ne tireyi arattığınızda o dosyanın o ürünün resimlerini klasörde otomatik bulabilirsiniz. Hiç database'e bile bakmadan. Peki dosya adını yaptık. Bu dosyayı artık kaydedelim. Hatta şöyle bakayım. Evet, burada yapabiliriz bu işlemi. Direkt pp nokta seves dosya adım ne olacak? File name demeyeceksiniz tabi buraya. Tam pet'i vermemiz lazım. O yüzden string full file pet. Bu da nedir? Server nokta mappet. Aslında server nokta mappet'e de ihtiyacımız yok. Zaten tüm upload pet burada var. Tüm yok. Upload pet artı şöyle bir slash artı file name. Dememiz yeterli. İşte bu da c2 nokta bilmem ne bilmem ne diye oluşacak. İşte burada bir şeylerin altında işte uploads altında şu şekilde dosya adı gibi bir tamamen uydurdum şu anda. Böyle tam yolunu elde etmiş olacaksınız. Bu dosyayı save et. Nereye? Buraya. İkinci parametre falan bir şey var mı? Yok. Tamam. Böylece save olacaktır dosya oraya. Her dosya ayrı bir ID ve isimle oluşup buraya save olacak. Tabii ki dosyayı sevettiniz klasörün içerisine ama bu dosyaya yani product picture'ı daha insert etmedik. Product picture'ın file name'ine git file name'i yaz. Ondan sonra product picture'ın product ID'sine git ID yaz. Zaten new'lediğimizde kendi ID'si oluşuyor. Bitti. DB nokta product picture onu eklememişiz. Gelin ekleyelim. Database context'e product picture'ı da ekleyelim. Product picture, product pictures. Çoğullara, tekillere dikkat edin. DB nokta product pictures nokta ekle. Product picture deyip DB nokta save dediğimizde insert yapacaktır. Her bir resmi ekleyecektir. Geriye de buradan şey dönelim arkadaşlar. Hani başarılı sonuç döndürelim. Burada bir view dönmememiz lazım. Burası zaten Ajax'la çağrılıyor. Ajax'la bu resim post ediliyor. Dolayısıyla ben burada geriye olumlu sonuç dönmem yeterli geriye. Burada da response
nokta status code. Aslında direkt return view bile dönebiliriz ama return deyip bir okey dönsek bakalım ne oluyor. String değil de. Neyse şu an şöyle bırakayım. Sonuçta bir view dönmeyeceğiz ama böyle kalsın. Evet. Ya da yok ya içime sinmedi. Şurayı düzelteyim. HTTP status code result dön. Bir hani durum kodu dön. Ne olacak? HTTP status code enumu var. Okey. Tamam. Yani bu post işlemi sonucunu başarılı dön. Okey dön. Böylece başarılı döndüğü için drop zone'da bunu algılıyor ve oraya tik getiriyor. Yani ben bunu upload ettim bu resme haberin olsun diyor. Şimdi göreceğiz zaten. Resim upload olacak. Product Picture Database'e işlenecek. Tamam. Gözüküyor. Çalıştıralım. Evet. Mesela şu 3 resmi hatta 5 resmi arkadaşlar. Zaten 5 tane demiştik paralel upload'a. Bırakalım. Bastığım anda başlayacak. Bastım. Bakalım ne hatası aldık. Bir şey eksik mi yaptık? Tabii şu an database'te bu tablo oluşmadı daha. Onu oluşturmayı unuttuk. Migration yapmadık çünkü biz direkt ekledik geçtik. Onu da hemen yapayım. Add migration. Bu arada açmamız lazım. Enable migration ilk önce. Otomatik. Yok, otomatik yapmayacağım. Enable migrations diyeceğim. Database'e bakıyor şu an. Check ediyor. Tamam. Add migration diyorum. Product picture edit diyelim migration'ına. Evet, update database güncelle bakalım database dedim. Categories ne diyor? There is only category. Niye? Çünkü bütün migration'ı yeni açtığımız için ve database'de olduğu için diyor ki arkadaş ben diyor bütün hepsini böyle create eden hani o initial migration'ı oluşturdum diyor. Hani bunu çalıştır diyor. Peki şöyle yapalım o zaman. Database'i bir sileyim. Migration otomatik bir daha oluştursun. Evet. Migration otomatik oluşturacak ama migration'la database oluşumunda dediğim gibi örnek datalar daha önceki videolarında anlattım oluşmayacak. Onun için ufak bir ben değişiklik yapacağım. Şu context'teki database initializer açıklama satırı yapacağım. Bir de configuration'a şu kodu ekleyeceğim ki her migration sonrası fake data insert'ü gerçekleşsin diye. Peki. Çalış bakalım. Yine bu migration'larla ilgili arkadaşlar Udemy eğitimimde daha detaylıca anlatıyorum. MVC örneği yaparken veya öncesinde konularda oradan faydalanabilirsiniz. Bilgi eksikliğiniz varsa. Peki oluşturuyor. Bakalım çalıştıralım. Şimdi. Geldi. Pictures eklemeye git. Bu 5'ini al. Yükle. Hop. Hepsinde tikleri gördünüz. Bayağı hızlı. Niye? Çünkü lokaldeyiz. O yüzden tıkır tıkır attı. Ama zaten dosyalarda ufak kilobaytlarına bakarsanız oradan da anlarsınız. Gerçekten attı mı? Bir bakalım. Projenin olduğu klasöre gidiyorum.
Burada upload gelmiş. Bakın bir önceki örneğimizdekileri de atmış. Çünkü bir öncekinde de ben sürükleyip bırakmıştım. Hata alsak da insert'te aldık. Dosyaları içeri attı ama. Yine atmış. Yani burada görüyorsunuz. Hatta istiyorsanız silip tekrar da atabiliriz. Problem olmaz. Burada şu şekilde detaylarını göster deyip şunlar eski. Saatinden anlayabiliyorum zaten. Evet. Evet, şöyle görebiliriz. Güzel. Upload etmiş. Peki veri tabanına yansıttı mı bu değişiklik? Evet. Product 1'e ait. Gördüğünüz gibi dosyalar, dosya adları. Şöyle açayım. Bakın. F-1 olduğundan anlıyoruz artık hangi product'ın olduğunu. Orada da var ID. Güzel. Peki şimdi bu resimleri tabii silmek isteyeceksiniz. Onu da şeye getirsek güzel olur. Hani şu üstte resimleri yükledikten sonra buradan kaldırsak artık değil mi? Temizlesek. Şu üstte bir panel getirip içine doldursak resimleri. Orası da Ajax'da çalışsa. Refresh düğmesi olsa yine Ajax'da o resimleri getirse gösterse. Üzerlerindeki bir düğmeye basınca silsek de tabi esnende güzel olur. Ve bunların hepsini Ajax'la yapsak harika olur herhalde. Dilerseniz bu videonun süresi bayağı uzadı. Onu da diğer videomuzda yani devamında ele alayım. Bir saati geçtik çünkü. Devamında bulabilirsiniz arkadaşlar. Yorum bırakmayı veya YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Dediğim gibi MVC hakkında detaylı içeriğe ve örnek projeye, kurumsal bir örnek projeye de Udemy eğitimimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar.